Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasımil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin. Qala Allahul Hakim fil Qur'anil Kerim. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Yüce Yaratan ayeti kerimede şöyle buyuruyor: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ. Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar, itaat edin Allah'a ve itaat edin Peygamberine ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. Yaptıklarınız hayır amelleri, güzellikleri zayi etmeyin. Mukaddes şeriatta, mukaddes dinimizde hasene ve seyyiyenin, hayırların ve günahların insan üzerindeki etkisinden çokça söz edilmiştir. Ayet-i Kerime'de Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselamın hadislerinde çokça üzerinde durulmuştur. Bu etkiler günlük yaşamımızı derinden etkilemektedir. İnsanın üzerinde derin izler bırakmaktadır. Yaptığı hayratlar, yaptığı günahlar hiç şüphesiz insan üzerinde etki oluşturmaktadır. Bazen uzun yılların zahmetini bir çırpıda zayi ettiği gibi insanı da çok yüce, ulvi makamlara, kemala ulaştırabilmiştir. Beşer bazen çok büyük ve çetin bela ve musibetlerini de hasaneleriyle, hayratlarıyla, sadakalarıyla def edebilmiştir. Yüce Yaratan ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: ve onlar kötülüğü iyilikle ortadan kaldırdılar. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ve bir diğer ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Şüphe yok ki güzel ameller, güzel işler kötülüğü giderir, kötülüğü yok eder. Masum imamlar dışında, peygamberler dışında herkes hata edebilir, herkesin yanlışı olabilir. Ama burada önemli olan hatadan sonra, günahtan sonra telafi etmek için zahmet çekmektir. Telafi etmek için çaba sarf etmek önemlidir. Hasene ve iyilikler zulümat ve günahla kararmış kalbi nurlandıran en iyi araçtır. Günahlarla kararmış kalbin ilacı hasenedir, hayratlardır. Beşerin, insanın yaptığı güzel amellerdir. Beşerin bir takım amelleri de vardır ki yaptığı iyilikleri, hasaneleri zayi etmektedir.
güzel bir amel yapmış, sadaka vermiş, zekat vermiş, humus vermiş, namaz kılmış, oruç tutmuş. Ama bunların peşine yaptığı bir takım ameller bunların etkisini yok etmektedir, bunları zay etmektedir. Haseneleri yok eden amellerden ilki minnettir. Beşer yaptığı bir işten sonra başa kalkmasıdır, minnet etmesidir. O amelini zayi eder. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadagatikum bil menni vel azza. Kellezî yunfiku mâlehu riyâen nâs ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar, Allah'a ve ahiret gününe inandığınız halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi olmayın. Sadakalarınızı başa kalkmakla, gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Ayet-i Kerime'ye dikkat edin. Ayet-i Kerime'de beşerin hasenelerini, hayrat ve ihsanlarını zay eden iki önemli tehlikeden söz etmiştir. İki önemli hastalıktan söz etmiştir. Bir, minnet yani başa kalkmak, iki riya gösteriş için yapmak. Bu ikisi amellerin, hayratların, güzel işlerin ziyanı, afeti ve belası olmuştur. Bu iki hastalık güzel amelleri zayi etmektedir. Yarın kıyamet günü amel defterleri, dosyaları eline verildiğinde açar ki verdiği humustan, kıldığı namazdan, oruçtan, zekattan hiçbir haber yoktur. Ya Rabbi ben namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim, humus zekat verdim. Buraya işlenmemiş. Ona şöyle cevap verilir. Sen bu güzel amellerinden sonra minnet ettin, riyayla yaptın bu işi. Bu iki hastalık senin amellerini zayi etti. Hasaneleri yok eden amellerden ikincisi hasettir, çekememezliktir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. İyyakum vel hasede fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun nâre hatabâ. Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi haset de iyilikleri yakıp yok etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem seferlerinin birisinde bir yerde konakladı. Öyle bir yerdi ki fazla odun, ağaç yoktu. Allah Resulü buyurdu, odun toplayın da bir şeyler hazırlasın. Ya Resulallah, burada bir şey yok ki toplayalım. Buyurdu herkes gitsin, bulduğunu getirsin. Etrafa dağıldılar. Herkes bulduğu o parçaları getirdi. Bir yere bıraktıklarında yüksek bir odun kütlesi oluştu. Allah Resulü buyurdu, günahlarda böyledir. Hasenelerde böyledir. Az az yaparsın, biriker, bu şeklini alar. Ve yine o hasaneleri yok edip yakmak günah işlemektir. Bunca odunu tabiri ise bir kıvılcım dakikalar içerisinde yakıp kül haline getirmektedir. Dolayısıyla değerli müminler, değerli kardeşlerim, amellerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Amellerden sonra, hayratlardan sonra titiz davranmamız gerekiyor. Hasaneleri, hayratları yok eden amellerden üçüncüsü imanın zayıflığıdır. İnsanın güçlü bir imana sahip olmayışıdır. Kur'an itikatta gevşeklik ve imanın zayıflığının amelleri zayi ettiğini haber vermiştir. Lain eşrekte leyehbetenne ameluke.
Eğer Allah'a ortak koşar isen elbette amellerin boşa gider. Yaptığın tüm işleri zayi edersin. Elbette ziyana uğrayanlardan olursun. İnsan asla unutmamalıdır ki ameli korumak, yaptığı hayratı haseneyi koruyup kendisiyle birlikte ebedi yurduna götürmek, ameli yapmaktan, o amele devam etmekten daha zordur. İmam-ı Muhammed Bakır aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El-ebgâ'ı alel-ameli eşheddu minel-amel. Bir ameli devamlı yapmak amelin kendisinden daha zordur. O ameli korumaktan daha zordur. Kâle ve mel iqbâ'u alel amel. Masum imama, ey peygamberin evladı, amele devam etmek nedir? Ameli korumak nedir? İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. يَسِيلُ الرَّجُولُ بِسِيلَةٍ وَيُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ فَكُتِبَ لَهُ سِرًّا ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَتُمْحَى فَتُكْتَبُ لَهُ عَلَنِيَّةً ثُمَّ يَذْكُرُهَا فَتُمْحَى وَتُكْتَبُ لَهُ رِيَاءً. Bir adam akrabalık bağını sıla-i rahime riayet ederek tek ve ortaksız olan Allah'ın rızayeti için infak eder ise bu amel ona gizlide yazılır. Onun defterine zapt edilir. Onun defterine, amel dosyasına işlenir. Bu ameli gidip başkalarına söylediğinde, gidip sağa solda anlatmaya başladığında o ameli aşkar olar. Artık aşkarda yazılır. Daha sonra başkalarını açarsa, ben böyle humus verdim, ben böyle zekat verdim, ben böyle namaz kılıyorum, ben üç ayları tutuyorum. Keza keza bu yaptığı ibadetleri açtıkça, insanlara duyurdukça o zaman ameli tamamen silinir ve onun defterine riya olarak yazılır. Bu Allah'ın kulu namaz kıldı ama riyayla kıldı bunu. Oruç tutuyordu ama desinlere bu orucu tutuyordu diye riya defterine işlenir. Ashabtan bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'le konuşurken edebe riayet etmiyorlardı. Onunla konuşurken sıradan birisiymiş gibi konuşuyorlardı. Kendi aralarında konuştukları gibi peygamberle konuşuyordular. Kur'an-ı Kerim ashabın bu tutum ve davranışını saygısızlık ve hürmetsizlik olarak görmüş ve bu amelin hayırları zayi ettiğini haber vermiştir. Yüce Yaratan şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevga savten nebi. Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar. Bir başka tabir, yani ey ashab, ey peygamberin etrafındakiler. Peygamberle konuşurken sesinizi yükseltmeyin. Sesiniz peygamberin sesinden üste çıkmasın. Sesiniz peygamberin sesini bastırmasın. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَتَا اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Eğer böyle yapar iseniz, onunla konuşurken, peygamberle konuşurken sesinizi yükseltir iseniz, birbirinizin arasında konuştuğunuz gibi konuşur iseniz, yaptıklarınız zayi olar. Yani kıldığın o namaz hiç olar. Tuttuğun o oruç hiç olar. Peygamberin safında cihatta yer aldığın o cihadın hiç olar senin. Ve anlamazsın bile. Yarın kıyamet günü görürsün ki defterinde hiçbir şey yoktur.
Hasaneleri ve iyilikleri zayi eden amellerden dördüncüsü kötü ahlaktı. İnsanın İslami ahlaka bürünmemesidir. Dinin, şeriatın, aklın, edeb verdiği o ahlaka sahip olmamak, hayratı, güzel amelleri zayi etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasihatlarının birisinde Ebu Zer'e şöyle hatırlatıyor. Ey Ebu Zer, her halinde Allah'tan kork, Allah'tan çekin. İnsanlara güzel ahlaklı ol. Kötü bir amel yaptığında hemen iyi bir amel işle ki o kötülüğünü silsin. Birine kaba mı oldun? Birine tabiri caizse hiddetlendin mi? Gönlünü mü kırdın? Kalbini mi kırdın? Hemen onun telafisine koyul. Hemen güzel bir ibadet et ki onu telafi edebilesin. Hasaneleri, iyilikleri, hayratları yok eden amellerden beşincisi haddinden fazla aşırı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi ve dünya nimetlerine aşırı ilgi ve alaka amelleri zayi etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü bir grup Tihame, bir dağın ismidir. Tihame dağı kadar büyüklükte amelle gelir kıyamet meydanına. Bunlara denilir ki götürün bunları ateşe. Bunları götürün ateşe. Dağ büyüklüğünde hayrat hasaneyle gelmişler kıyamet meydanına. Ama yüce yaratan emir buyurur götürün bunları ateşe. Kalu ya Resulallah musallin. Bizim hayret ve taaccüp ettiğimiz gibi nasıl olur? Bir insan bu kadar haseneyle Allah'ın mülakatına gidiyor. Kıyamet meydanına ayak kadem bırakıyor. Allah diyor bunları götürün ateşe. Ashab sordu ya Resulallah bunlar namaz kılıyordular. Nasıl olur bunlar cehenneme girsin? Bunlar namaz kılan kişilerdi. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Naam, evet biliyorum onların namaz kıldığını. Kanu yusalluna ve yasumuna. Onlar namaz kılıyordular. Oruç tutuyordular. Ve ya'huzuna haneten minel leyl. Gecenin bir kısmı kalkıp gece namazı kılıyordular. İbadet itaatle geçiriyordular. Feiza araza lahum şey'un mined dünya ve sabu aleyhi. Hastalıkları buradaydı bunların. Resulullah buyuruyor ki fakat bunların eline dünya malından bir şeyler geçtiğinde büyük bir aşkla, heyecanla onu toplarlardı. Onun helalına, haramına dikkat etmezlerdi. Onun humusuna, zekatına teveccüh etmezlerdi. Toplardılar hep. Burada kimin hakkı var? Allah Azze ve Celle bu malda kimlere hak kılmış? Onlara dikkat etmezlerdi. Bundan dolayıdır yüce yaratan bunların ateşe girmesini emir verir. Evet değerli müminler, değerli kardeşlerim. Bu geçici dünyada sınırlı bir vakit tanınmış bize. Ve bu sınırlı vakit içerisinde kıyametimizi abat etmeliyiz. Hayratlar ve ihsanlar işlemeliyiz. Ve yaptığımız bu hayratları ve ihsanları da korumaya gayret göstermeliyiz. Niceleri kıyamet günü dünyada bir ömür zahmet çekmiş, bir ömür ibadetle, itaatle meşgul olmuş ama ibadet ve itaatlerini koruyamadığı için ateşe girecektir. O yaptığı ibadet ve itaatlerde Allah'ın rızayetini tutamadığı için, yakalayamadığı için ateşe girecektir. Dolayısıyla amelimiz az olsun, öz olsun ama sağlam olsun. Allah rızası için olsun. Yaptığımız işler Allah'ın hoşnutluğunu getiren amel olsun. Allah bizleri ibadet itaatini koruyan salihlerden karar kılsın.